Merhaba arkadaşlar, ben Şenay Gürler, yani Şenay ablanız. Şimdi size bir hikaye okuyacağım. Bu hikayeyi şu anda büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının çocukları için okuyacağım. Ama tabii ki diğer çocuklar da dinleyebilirler. Okuyacağım hikayeyi, sizlere hikaye okumak istediğimi duyan bir arkadaşım sizler için yazdı. Şeniz Baş. Hikayemin adı da Kelimeler Ülkesi. Umarım hoşunuza gider. Kelimeler ülkesi. Bilmediğimiz zamanların, bilmediğimiz bir dünyasının çok gizli bir köşesinde bir ülke varmış. Kelimeler ülkesi derlermiş adına. Adı üstünde kelimeler yaşarmış bu ülkede. Kelimeler ufacık tefeciklermiş ama boyutlarına aldanmamak lazımmış. Hem çok akıllı hem de çok çalışkanlarmış. Kimsecikler bilmezmiş ve kimsenin yolu düşmezmiş bu ülkeye dedik. Ama aslında bilmediğimiz dünyanın gizli köşesindeki bu ülkede dünyanın geri kalanı için kelimeler üretilirmiş. Tüm dünya kelimelerini buradan alırmış. Onlar üretmese kimse derdini anlatamazmış. Ama dünyalıların bundan haberi bile yokmuş. Doğar doğmaz kelimelerin akıllarına doluşuverdiğini sanıverirlermiş. Oysa küçük kelime postacıları fabrikalarda üretilen kelimelerle dolu paketleri yüklendikleri gibi dünyanın dört bir tarafına dağılırlarmış. Kimi bir okulun penceresinden, kimi bir düşünürün kulağından, kimi bir evin bacasından, kimi bir çocuğun burnundan atıverirmiş kelimeleri. Kelimeler içine dolaşan dünyalılar, "Ben bunu nereden öğrendim?" diye düşüne dururlarmış. Onlar düşüne durursun. Kelimeler ülkesinin vatandaşları harıl harıl çalışmaya devam ederlermiş. Herkesin çok kullandığı kelimelerden tonlarca, az kullandıklarından kilolarca üretirlermiş. Bazen bilge bir kelime eskiden çok bilinen önemli bir kelimeyi unutulduğu yerden çıkarıverirmiş. "Emek!" diye bağırırmış bilge kelime. "Emek çoktandır unutuldu dünyanın geri kalanında. Her şey önlerine gelsin istiyorlar. Şu pakete koyduğum emek kelimeciklerini alın, dünyaya dağıtın. Her köşesine eşit olsun ama. Hafızasından tamamen silinmiş olanlar varsa onlara bolca verebilirsiniz. Dünyaların yaşaması için çok gerekli olan bir kelimenin kullanımı azalırsa da panik başlarmış kelimeler ülkesinde. Örneğin bir kelime postacısı dünya dağıtımından döndüğünde sevgi çok azalmış dünyada. Artık kimse birbirini seni seviyorum demiyor. Neredeyse unutacaklar sevgiyi deyiverirmiş. Bunu duyan küçük kelimecikler önce korkudan sandalyelerinden düşer, sonra da aceleyle koştururken birbirlerine çarparlarmış. Akıllı bir usta kelime onları sakinleştirir, hemen sevgi üreten fabrikada bir sorun olup olmadığına bakmalarını söylermiş. Bir yandan da, acaba az mı ürettik? Yoksa sevgi kelimesinin rengini daha mı kırmızı yapsak diye de söylenirmiş. Böylece yepyeni sevgi kelimecikleri üretirler. Daha kırmızı ve tonlarca sevgiyi alıp dünyanın üstüne boca ederlermiş. Böylece acil durumlarda kimsenin bacası penceresiyle uğraşacak zamanları olmazmış. Çünkü önemli bir kelime azalırsa insanların yüzü de kalbi de sönüverirmiş. Nefes alamaz olurlarmış. Bazen de yepyeni bir kelime üretmek gerekirmiş. Dünya kelime kullanımı denetiminden dönen bir uzman kelime. Bazı dünyalılar bir şeyler yapıyorlar. Kendi sevinçlerini, gördükleri güzellikleri ya da üzüntüleri anlatmak için farklı yollar deniyorlar. Kimi kağıtları rengarenk boyuyor, kimi de bir aletle güzel sesler çıkarıyor. Yani değişik şeyler yapıyorlar. Diğer dünyalar ne olduğunu anlamıyorum. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Biz bunlarla ilgili bir şey duymadık daha önce diyorlar. Onlara sırtlarını dönüp gidiyorlar diye verirmiş. Uzman kelimeciler, kelimeler ülkesinin dört bir yanına hemen haber salıverirlermiş. Kim ki bunlara bir kelime bulur? O kişi bilge kelime olarak ilan edilir. Bütün hevesli kelime üreticileri evlerine kapanır. Kütüphanelere dadanır. Yepyeni kelimeyi yaratmaya çalışırlarmış. Sonra gözleri okumaktan, parmakları yazmaktan yorulmuş bir küçücük kelimecik gelivermiş. "Buldum, buldum.
Bu yaptıkları şeylerin adı sanat. Hemen bir sanat fabrikası kurmalıyız. Gökkuşağının her renginden de tonlarca boya. Çuvallar dolusu sanat kelimeciği üretip tüm dünyaya dağıtmalıyız. Çünkü sanat dünyalıların akıllarını ve yüreklerini genişletecek. Böylece daha çok şeyi anlayacaklar deyiverirmiş. Tüm ülke vatandaşları sevinçle yerlerinde zıplarlarmış. Şimdi size bir sır verelim. Kelimeler ülkesinin akıllı ve çalışkan vatandaşları buldukları kelimelerle çoğalırlarmış. Her yeni kelime yeni bir bebek demekmiş. O yüzden de çok sevinirlermiş. Sizler de yeni kelimeler bulup onlara yardım etmeye ne dersiniz? Hı? İster misiniz? Hadi o zaman hemen çalışmaya başlayın. Hem de sanat kelimesini daha çok kullanın. Hatta sanat yapmaya çalışın. Mesela şiir yazabilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Küçük heykelcikler yapabilirsiniz. Yani yapacağınız çok şey var. Hadi ne duruyorsunuz? Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın.